Akismet eklentisi, WordPress sitenize yapılacak olan spam yorumlardan kurtulmanızı sağlayan bir araçtır. Bazı durumlarda veya bazı robot yazılımlar sayesinde web sitenize otomatik olarak mesaj bırakabilir veya istenmeyen kötü yorumlarda yazılabilir. İşte Akismet sizi bu dertlerden kurtaracak olan bir eklentidir. Akismet başka bir sunucuda çalışan bir servistir. Yani sizin web sitenize bir yorum yazıldığında eğer Akismet aktifse bu yorumu öncelikle Akismet'in kendi sunucusuna gönderir. Burada belirli algoritmalarla hazırlanmış olan filtrelerle yorumunuz incelenir. Eğer yorumunuz bir spam olarak algılanmışsa bu silinir ve siz de bu dertten kurtulmuş olursunuz. Eğer yorumunuz gerçekten normal bir yorumsa bu yorum sizin panelinize düşecektir. Akismet'i kullanabilmek için 3 aşamamız var. Birincisi etkinleştirmek. Şu an etkin görünüyor. İkincisi API key almak. Üçüncüsü ise Akismet paneline erişmektir. Eğer yönetim panelinizde Akismet için ayarlar opsiyonu açılmıyorsa bu eklentiyi silip tekrar arama yaparak Akismet'i güncelleyiniz. Bazı durumlarda Akismet'in eski sürümü çalışmamaktadır. Şimdi ikinci aşamaya geçip bir Akismet API key'i almamız gerekiyor. Bu işlem tamamen ücretsizdir. Linke tıklıyorum ve Akismet sayfasına giriyorum. Burada Get an Akismet API key, yani bir Akismet API key al butonuna tıklıyorum. Karşımıza bir form çıkıyor. Bu formu dolduruyoruz. Formu doldurduktan sonra Sign Up butonuna tıklayarak devam ediyoruz. Bir sonraki aşamada ise web sitemizin adını girmemiz gerekiyor. Sitemizin adını girdikten sonra da Personal, yani üçüncü seçenekle Sign Up butonuna tıklıyoruz. Burada bir sürgü göreceksiniz. Bu sürgüyü en sola doğru çekin. 0 dolar konumuna getirin. Burada herhangi bir kullanıcı bilgisi tekrar giriniz. Girdikten sonra Continue butonuyla devam ediniz. Formumuz işleniyor. Evet, sonunda bir API key'imiz verildi. Bunu kopyalayın. Kopyaladıktan sonra tekrar burada yer alan açıklamalarda görüldüğü gibi WordPress sitemize giriyoruz. Tekrar eklentilere geliyoruz. Burada Akismet için 3. aşamaya geçiyoruz. Akismet yönetim paneline giriyoruz. Burada zaten bir anahtarım var linkine tıklıyoruz. Yeni açılan sayfada da az önce kopyalamış olduğumuz API key'imizi yapıştırıp değişikliği kaydet butonuna tıklıyoruz. Artık işlemimiz tamamlandı. Burada bir takım ayarlar çıkıyor yine karşımıza. Eğer işlemimiz başarılıysa burada geçerli şeklinde bir uyarı olacaktır. İkinci opsiyonda ise spamlar otomatik olarak sil veya bu spamlar ile ilgili bir analiz yap şeklinde gösterebiliriz. Biz otomatik olarak sili seçelim. Dilersek diğer opsiyonu da seçebiliriz. Seçim işleminden sonra değişikliği kaydet butonuna tıklamamız yeterli olacaktır. Artık spam yorumlardan kurtulmuş durumdayız.